Yarın Şuşa'ya gidiyorsunuz. Evet, yarın Şuşa'ya buranın gideceğiz. Kadim kenti. Evet. Ben de gittim. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı ile gitmiştim. Gerçekten çok etkileyici bir kent. Edebiyatla, kültür, sanat ocağı öyle bir yer. Orada nasıl bir izlenim edineceksiniz acaba? Onu da şimdiden merak ediyorum gerçi. Şimdi tabii okuduğum şeyler var Şuşa ile ilgili olarak, gerek tarihiyle ilgili. Sadece Şuşa da değil, Karabağ ile ilgili olarak. Şuşa'dan Fuzuli'ye de geçeceğiz inşallah. Oradaki başka şehirleri de görmeyi arzu ettik ama şu anda çok hızlı bir şekilde, yoğun bir şekilde ulaşımla ilgili çalışmalar yapılıyor. Evet. Karayolu ulaşımı ile ilgili, havayolu ulaşımı ile ilgili. İyi bir noktaya da gelmiş. Bugün sabah Sayın Cumhurbaşkanı Aliyev'in kabulünde kendisi ifade etti. Herhalde Eylül sonu itibarıyla başta havaalanı olmak üzere Fuzuli'de, daha sonra karayolları falan, bunlar tamamlanmış olacak. Evet, bölgenin daha, kalkınması açısından evet, daha kolaylaşacak bu tür ziyaretler görme. Tabii bu ziyaretlerin şöyle bir önemi de var. Biz sadece hani şahsen şüphesiz çok merak ediyorum, görmek istiyorum, arzu ediyorum ama sadece ondan ibaret değil, bu bölgelere dikkat çekmemiz lazım. Çünkü dünyada çok tuhaf bir şekilde, bilhassa Batı ülkelerinde Ermeni diasporasının yapmış olduğu kara propaganda ile sanki Azerbaycan onlara zulmediyormuş, Azerbaycanlılar zulmediyormuş, Azerbaycanlılar zalim, barbar, Ermeniler ise bu bölgede çok medeni ve tamamen mazlum bir halk gibi anlatılıyor, anlatılmaya çalışılıyor. Halbuki bu buralarda ki tabloyu sadece insanlarla ilgili kısmı daha vahim ama sadece oradaki binalar, yollar, tabiat üzerinde, eski eserler üzerindeki yaptıkları tahribatı bizatihi görmek bile bu kara propagandayı yerle bir edecek bir şey. Şuşa dışında, Şuşa biraz daha farklı gibi gözüküyor. Anlatılanlara göre tabii yarın göreceğiz. Ama diğer şehirlerde adeta taş üstüne taş bırakmamışlar. Bırakmadılar, evet. İnsan yapımı olan her şeyi yok etmişler, yıkmışlar. Yaşanmaz hale getirmişler bölgeleri. Tabii insanlara yönelik yapılanlar ayrı bir şey. Malum hala Hocalı katliamını biz her yıl anıyoruz. Azerbaycan Büyükelçiliği'nin yaptığı programlarla mecliste de onları destekliyoruz, ona imkan sunan bir hazırlık yapıyoruz. İşin bir tarafı o. Diğer hala devam ediyor. Çünkü ayrılırken o kısa süre içerisinde terk ettikleri bölgelere savaşı kaybettikten sonra mayın döşüyorlar. Evet. Hala o yüz mayınlar binlerce sebebiyle, mayın var. Tabii mayınlar sebebiyle bugün yaklaşık 150 civarında kişinin hayatını kaybettiği, sakat kaldığına dair maalesef, kayıtlar, evet, bilgiler var. Bu bakımdan ben oralara dikkat çekmenin de bu anlamda önemli olduğunu, sadece siyasilerin değil, akademisyenlerin, basın mensuplarının, bilhassa Avrupa'dan daha insaflı olan gazetecilerin, akademisyenlerin gelip buraları görmelerini, evet, biz başka bir şey teklif etmiyoruz, bizim dediğimizi kabul edin demiyoruz, gelin görün diyoruz sadece. Evet. Bu bilgiyle bizzat görerek fikirlerinizi, kanaatlerinizi oluşturun diyoruz. Belki bu ziyaretler, Cumhurbaşkanımızın ziyareti, bizim ziyaretimiz, bu tür ziyaretlerin buraya dikkat çekeceğini nispeten faydası olacak. Mutlaka. Azerbaycan'ın haklı davasını dünyaya duyurucu gerçekleri olacak. Gerçekleri göstermek bakımından, çok, dikkat çekmek bakımından önemli.